Size merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok özel bir tarifim var. Bu tarifimle birlikte hem çok hızlı bir şekilde yağ yakacağız. Hem vücudumuzdaki ödeme atacağız. Hem de kontrol altına alamadığımız iştahımızı kontrol altına alacağız. Gerçekten bundan bir yudum içince iştahınızı çok güzel bir şekilde kapatacaksınız. Gün boyunca arkadaşlar tokluk hissi veren çok güzel bir tarif. Ben bu tarifin çok yararını gördüm. Bu güzel tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok işe yarıyor. Tek yapmanız gereken. Bunu düzenli olarak arkadaşlar günde bir fincan olarak tüketebilirsiniz. Genellikle sabah saatlerinde tüketmenizi daha çok tavsiye ederim. Çünkü hem metabolizmanızı hızlandıracaktır hem de çok güzel bir şekilde iştahınızı kapatıp gün boyunca tokluk hissi hissederek sizin daha dinç kalmanızı sağlayacak mükemmel bir tarif oluyor bu. Çok da güzel metabolizma hızlandırıcı. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Öncelikle ben burada french pressle bunu demlendireceğim. French pressimizi alalım. Bu tarifimizde arkadaşlar çeşitli karışımlar kullanacağız. Bu karışımlar hepsi metabolizmanızın üzerinde gerçekten çok güzel etkileri olacak. Metabolizmanızın cayır cayır çalışmasını sağlayacak karışımlar anlayacağınız üzere arkadaşlar burada biz maydanozdan yerleniyoruz. Ama maydanoz bizim alışık olduğumuz maydanoz versiyonundan birazcık daha farklı. Burada kurtulmuş maydanozdan yararlanacağız Çünkü maydanozun içerisinde biliyorsunuz ki bizim için çok değerli kütür var. Ve bunlar arkadaşlar yaş maydanozda maalesef bu kadar yoğun bulunmuyor. Maydanozlar kuruyunca içerisindeki fazla su çıkınca arkadaşlar bu steroller devreye giriyor. Sizler de bu tarifin gerçekten işe yarayıcı ve sizin metabolizmanızı hızlandırıp yağlarınızı yakarken gün içerisinde tokluk hissettirici, kan şekerinizi düzenleyici ve ayrıca kolesterol seviyenizi dengeleyici, kötü huylu kolesterolü düşürüp iyi huylu kolesterolü arttırıcı etkisini görmek istiyorsanız burada kesinlikle kurtulmuş maydanoz kullanmanız gerek. Bu tarifimizin en önemli noktası bu. Lütfen bunda aman normal yaşta kullansam olur diye düşünmeyin. Alın maydanozları. Evinizde arkadaşlar iki günde kuruyor. Kurduktan sonra bu tarifi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Emin olun arasındaki fark hiç de yatsınacak kadar Bir fark değil çok büyük bir fark var. Ben arkadaşlar maydanozu kuruttuktan sonra şöyle kahve değirmeninde güzelce öğüttüm. Sizlerle öğüterek kullanıma hazır şekilde getirebilirsiniz. Şimdi içerisine şöyle bir buçuk kaşık kadar hazırlamış olduğumuz maydanoz tozumuzu atıyoruz. Bu gerçekten bu tarif için olmazsa olmaz en önemli özellikle baharatlardan bir tanesi. Bunu da attıktan sonra metabolizmamızı hızlandırıp tabii ki de iştahımızı kontrol altında tutmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de zorluk çekmek istemiyoruz. O yüzden size en çok işinize yarayacak çayımız burada kesinlikle rezin olacak. Şöyle bir kaşık kadar rezineyi de içerisine ilave edelim. Çok arkadaşım şunlar şikayetçi Çoğu kişi kilo verirken vücudunda oluşan sarkmalardan gerçekten rahatsız olduğunu artık bunun ne şekilde önlemesi gerektiğini merak ettiğini yazmışlar. Bunlar arkadaşlar önlemek için elimizde o kadar güzel bir e, bitkimiz var ki burada papatya'dan yararlanacağız. Papatya vücudunuzda sıkılaşma sağlayacak. Gerçekten cildinizin de kolajen sentezini arttırarak, küle verirken kaslarınızın, cildinizin sıkılaşarak, incelerek kilo vermemiz gerçekten çok önemli. Yoksa görünüşümüz aynı kalsın, tartıda değişen sadece rakamlar olsun. Bunun eminim hiçbirimiz için bir değeri olmayacaktır. Sizlerle sıklaşmak sıkılaşmak istiyorsanız şöyle arkadaşlar 3-4 tane kapatıyı çayımızın içerisine ilave etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üçlü baharatlarım hazır. Şimdi arkadaşlar ben kettle'da gidip su kaynatacağım ve kaynar suyu bunun üzerine ilave edeceğiz. Suyumuz kaynadı. Şimdi hızlı bir şekilde suyumuzu french press'imize şöyle dolduralım. Ben 400 milimlik yapıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar tadı. İsteyen olursa tabii ki de daha da sulandırabilir. 450 mililitrelik de yapabilir. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce üzerini kapatacağız ve demlenmeye bırakacağız güzelce denilirken burada da bir bonus bilgi vermek istedim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Instagram'dan çok güzel bir şekilde benimle sorularınızı paylaşıyorsunuz. Çok güzel orada bir iletişime geçtik. sizden en çok gelen sorulardan bir tanesi de arkadaşlar. çoğu kişinin insülin direnci varmış ve insülin direncini acaba ne şekilde e, azaltabiliriz. İnsülin direncini ne kullanmalıyız diye çok fazla kişiden geri dönüş aldım. İnsülin direnci ile ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet bilimsel olarak bakıldığında insülin direnci diyabetin bir e, adım noktası olarak geçiyor. Fakat arkadaşlar eğer ki dikkat ederseniz bunun kırılamayacak bir şey değil. Çok hızlı bir şekilde kırdığınızda da bu zinciri anında anlamadan gerçekten sağlıklı bir şekilde sizler hem kilo vereceksiniz hem de insülin direnci rahatsızlığından kurtulacak. Gerçekten bu insülin direnci zinciri kilo ile ilişkili. Siz kilo verdikçe bu zincirde arkadaşlar kırılmalar meydana geliyor ve gerçekten zincir kilo verdikçe verdikçe daha da kilo vermeniz hızlanacak daha da hızlandıkça çok güzel bir şekilde artık bu insülin direnci rahatsızlığınız ortadan kalkmış olacak. Bunun için arkadaşlar sizlere önerebileceğim en önemli şeylerden biri kesinlikle krom takviyeleri almak. Kromlu gıdaları tüketmek. Hani hazır takviye olarak değil de burada gıdadan takviye almayı ben her zaman için daha uygun buluyorum. Çünkü hani hepimiz her an doktora gidemiyoruz. Her gün, her hafta kan testi yaptıramıyoruz. Dışarıdan alabileceğiniz dış takviyeler maalesef sizi zehirleme düzeyine de getirebilir. O yüzden buna, o yüzden hiç riske girmemek için en güzel takviye besinlerden alınır. Bunu hiçbir zaman için hayatınızdan çıkartmayın. Şimdi arkadaşlar ben insin direncini nasıl kırdım sizlere bunu paylaşmak istiyorum. Şöyle benim evimde kullandığım sabahları her sabah kalktığımda artık hayatımın vazgeçilmezi olan bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Büyük bir bardağa ihtiyacımız var. Bu büyük bardak olmasa bile büyük bir şişe de olabilir onu da kullanabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bardağımızın içerisine şöyle dolu dolu içme suyumuzu ilave ediyoruz gerçekten su canlıdır. Su hayattır. Sabah kalktığınızda içeceğiniz büyük bir bardak bu karışımlı su hayatınıza çok güzel yenilikler getirecek. Şöyle suyumuzu tamamen doldurduk. Suyumuzu doldurduktan sonra krom takviyesinin en güzel kaynağı kesinlikle elma sirkesi. Ben de insinin direncini arkadaşlar bu şekilde kurtuldum. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar ben atıyorum. Artık ben alıştım fazla fazla kullanabiliyorum ama eğer ki sizin mide hassasiyetiniz varsa direkt alışamam diyorsanız bir tatlı kaşığı ölçüsünde elma sirkesini de, suyla karıştırıp bunu arkadaşlar şöyle sabah kalktığınızda lıkır lıkır içebilirsiniz bizim asıl hazırladığımız tarifimiz oldu şimdi hemen onu servis etmek istiyorum size için şöyle french pepsi hızlı bir şekilde yönünü değiştireyim arkadaşlar şu şekilde şöyle yani isteyen bunu süzmek zorunda değil ben normal zamanlarda açıkça söyleyeyim hiç süzmüyorum ama tabii ki de rahatsız olacaklar olabilir diye burada süzüyorum böyle tane tane rezeneyi yemek çok hoş bir e, ağzı fresh bir hava bırakıyor o yüzden isteyen tane tane yiyerek arkadaşlar isteyen süzerek bunu istediği gibi servis edebilir şöyle göstereyim benim hemen hemen 200 milim daha e, çayımdan kaldı bu çengeli arkadaşlar ben gün içerisinde tüketeceğim. Kesinlikle vücudunuzda çok güzel önem attırıcı, yağ yaktırıcı, metabolizma hızlandırıcı, insin direncine karşı da insülin direncini dengeleyici harika öneriler verdim bugün sizler için. Umuyorum sizler de bu tariflerimi beğenir, sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin.